Arkadaşlar merhabalar. Belirsiz integrali anlattıktan sonra integral alma kurallarını anlattıktan sonra şimdi sırada belirli integral var. Şimdi integral 3 konu anlatımı diye yazıyor burada. Ona takılmayın. Çünkü integral 2 müfredatta riman e, Riemann toplamı görünmesine rağmen ben onu en sonda anlatacağım Riemann toplamını. O yüzden sıralama yanlış değil. Ben kendi sıralamama göre anlatıp Riemann toplamını en sona bırakıyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi belirli integralde durum şu. Önceden burada bakın sınırlarımız yoktu şöyle A ve B diye. Artık sınırlar var. Bulduğumuz integralde önce B'yi yerine yazacağız bulduğumuz integralde. Sonra A'yı yerine yazacağız. Bunları birbirinden çıkardığımızda belirli integrali bulmuş oluruz. A alt sınır, B de üst sınır arkadaşlar. Örnek olarak hemen göstereyim bakın. Sıfırdan bire 3x kare artı 2'nin integrali nedir dediğimiz zaman artık biz şu integrali alacağız x küp artı 2x'dir bunun integrali. Normalde c de vardır ama zaten iki integralin sınırlarını daha doğrusu bir integralin iki sınırını yazdığınız zaman c'lerin bir anlamı kalmayacağı için artık şöyle yazabilirsiniz. Bir çizgi sınırları anlatmak manasında 1'e 0. Ne demek bu? x yerine 1 yazacaksınız önce bakın 1 artı 2. Eksi diyeceğiz bir parantez açın. 0 artı 0 gördüğünüz gibi hakikaten burada yaptığımız gibi bulduğumuz integral'in yeni fonksiyonunda üst sınırı yazacağız sonra alt sınırı yazacağız. Bunları birbirinden çıkaracağız. Böylece 3 eksi 0'dan bunun cevabı 3 olacak. Yeter ki integral'i almayı bilelim. Bakın şimdi hemen bu soruyu da göstereyim size. 1'den a'ya 3. Bir kere 3'ün integral'i normalde 3x'tir. Üst sınırımız a, alt sınırımız 1. Böylece x gördüğüm yere a yazıyorum 3a eksi x gördüğüm yere 1 yazıyorum işte 3a eksi 3'tür. B'den 1'e 3dx ne demek onu gösterelim. Burada da bunun integralini şurada alayım. İntegral 3, 3x'e eşittir. Yine 1, b. Bu da zaten x gördüğün yere 1 yaz 3 oldu. Eksi x gördüğün yere b yaz 3b oldu. Böylece 3A-3, 3A-3, 3B'ye eşit olduğuna göre önce hepsini bir tarafa atayım. 3A artı 3B eşittir. 6 olsun. A ve B'ler bir arada. A artı B böylece 2. Soruda bana bakın. A eksi B 6 olarak verildiği için böylece ne oldu? A taraf tarafa topladığımızda 2A eşittir. 8'den A4. B de böylece eksi 2. Bizden A ile B'nin çarpımını istiyor. Cevap eksi 8 oldu ikinci soruda. İntegralinin değeri nedir demiş. Bakın şimdi burada tabi neye dikkat edeceğiz? Kesinlikle değişken değiştirme yöntemi arkadaşlar. x küp artı 1 kare 3x kare dx. Burada neye dikkat edecektik? Bir kere türevi var bakın. Eğer x küp artı 1'e u derseniz 3x kare dx du'ya eşit oluyor ki o zaman artık ben 3x kare dx gördüğüm yere bakın dx du yazarım pardon x küp artı 1 gördüğüm yere de u yazarım u kare du olur bunun integrali nedir u küp bölü 3 artı c ama belirli integralde c'yi yazmayın çünkü c'ler zaten birbirini götürecek u küp bölü 3 dediğim ne arkadaşlar aslında x küp artı 1'e u demiştim. x küp artı 1'in kübü bölü 3 sınırlarımızda sıfırdan 1'e. O zaman ilk önce x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 artı 1 2. 2'nin kübü 8. 8 bölü 3 tamam mı? Sonra x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 artı 1 1. 1'in kübü 1. Eksi 1 bölü 3. Böylece 7 bölü 3 geldi bu sorunun cevabı. Bu şekilde bakın. Yani integral almamız burada çok önemli. Gerisine sadece sayı yazıyoruz çünkü. 2'den 3'e f üssü x dx 3 f2 artı f3 5 olduğuna göre f2 çarpı f3 nedir diye soruyor. Bakın şimdi bir kere f üssü x dx arkadaşlar neyin diferansiyeli? fx'e u dersek f üssü x dx direkt du'dur. Böylece f üssü x dx yerine du yazarsanız du'nun integrali zaten u'dur. U artı C'dir ama belirli integralde dediğim gibi C'yi yazmanıza gerek yok. Bundan sonra zaten şuna dikkat edin. fx'in türevi f üstü x, f üstü x'in integrali de buraya türev yazayım. fx'in türevi f üstü x'tir, f üstü x'in integrali de fx'tir arkadaşlar. Dolayısıyla bu direkt fx olarak çıkar kısacası artık söylemiş olayım. 2'den 3'e böylece x gördüğün yere 3 yaz, x gördüğün yere 2 yaz. Farkları 3'müş. Toplamları da zaten ne verilmiş? 5. Dolayısıyla toplayınca 2 tane f3 eşittir 8 oldu. f3 buradan 4 geldi. f3 gördüğümüz yere 4 yazarsak f2 ne oluyor? 1. Çarpımları sorulmuş. Cevabımız 4 gördüğünüz gibi. Evet yine değişken değiştirmeli bir soru. x kare eksi x'e u diyelim bakın. Çünkü karışık görünüyor zaten. Burada hani karenin içine u demek mantıklı bence x kare eksi x u dersek 2x eksi 1 dx de du olacak her iki tarafın diferansiyelini yani bir türevini aldığımızda haliyle 6x eksi 3 2x eksi 1'in kaç katı? 3 katı. O zaman 3 parantezinde 2x eksi 1 dx dersek 2x eksi 1 dx gördüğümüz yere du yazalım. Artık ne oldu? 3'ü de aşağı alırsak 3 du'ymuş şurası. Buranın tamamı. Haliyle Eksi 1, 3 demeyelim onu bir dakika düzeltelim. Karışmayalım oraya. x kare eksi x'e u dedik. u kare 6x eksi 3 dx 3d u oldu. Katsayı dışarı alma hakkımız var. O yüzden dışarıda dursun. Böylece u karenin integrali u küp bölü 3'tür. Önünde bir de 3 var. Bunlar gitti. u küp oldu. Şimdi artık u gördüğüm yere x kare eksi x yazıyorum. Bunun kübü eksi 1'den 3'e x gördüğümüz yere 3 yazarsak 9 eksi 3 böylece 6 olur. 6'nın kübü eksi. Eksi 1 yazarsak karesi 1'dir. Eksi eksi 1'den 2 olur. 2'nin kübü olur o da. Yani 216'dan 8 çıkaracağız. 208 oldu bu sorunun cevabı. 1'den 4'e eksi 3 bölü kök x, kök x artı 2'nin karesi dx integralinin değerini bulunuz. Gördüğünüz gibi yine burada bir kere kök x artı 2'ye ben u derim. Bakın şimdi kök x artı 2'ye u dersek denemeniz lazım. Yani burada pat diye nasıl görüyoruz bunu? Bir kere arkadaşlar kesinlikle yani soruda sizin u diyeceğiniz ifadenin türevi zaten içeride bulunmalı ki. Kök x artı 2'nin türevi nedir? 1 bölü 2 kök x dx'i yanına unutmayalım. U'nun türevi normalde 1 du'yu da unutmayalım. O zaman hakikaten bakın şimdi sonuçta 1 bölü kök x demektir bu. 1 bölü kök x şöyle yapayım hatta. 1 bölü kök x dx ne oluyor? Her iki tarafı böyle 2 ile çarparsak. 1 bölü kök x dx 2 tane du oldu. O zaman şimdi bakın eksi 3 bölü kök x artı 2'ye u demiştim. U kare 1 bölü kök x dx. D, 2 tane du'ya eşit ya bu zaten paydada olduğuna göre aslında 1 bölü kök x demektir yani şöyle değil mi? Burası. O zaman 1 bölü kök x dx de 2 tane du olur. Artık bakın düzenlersek eksi 6'yı at dışarı du bölü u kare. Hatta eksi 6 u üzeri eksi 2 du. Ne yapacağız? İntegral yapınca üstünü bir azalt. Pardon bir arttır yanlış söyledik. Arttırdığında aşağı yaz. Böylece ne geldi? Eksi 6'da dışarıda durduğuna göre. 6 çarpı u üzeri eksi 1. O da 6 çarpı 1 bölü u. Yani 6 bölü u. İntegrali bakın anca aldık. U dediğimizde kök x artı 2 idi. Artık x gördüğüm yere 4 ve 1 yazacağım. 4 yazınca 2 kare kökü, 6 bölü 4 3 bölü 2 1 yazarsak 1 artı 2 3 artı 2 böylece 7 bölü 2 oldu sorunun cevabı. Yani kesinlikle bu değişken değiştirmeyi de ben önemsiyorum arkadaşlar. Yani sorularda onu da kesinlikle yapabilmeniz gerekiyor. Gerçekten çözüm yönteminde de yapacağınız iş denemek. Neye U verebilirim de tıkanabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca zaten söylüyorum püf noktalarını. Ama lütfen deneyin. Durdurun. Uğraşın. Uğraşın. Uğraşıp göremediğiniz yerde açıklamış olayım ben de. Soru cevap şeklinde gidemediğiniz için malum. Canlı yayın yapmıyoruz sonuçta. fx eşittir x kare. gx eşittir limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü 3 h. Buna göre 1'den 3'e gx dx nedir? Şimdi bak. Bir kere arkadaşlar burada önemli olan şey şu bu ifadenin ne olduğunu biliyor muyuz acaba? Hatta şu 3'ü de devre dışı bırakalım. 3 en dışarıda dursun. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h neydi? f üssü x'ti. Yani türevdi bu. Önünde bir de 1 bölü 3 olduğu için böyle eşitleyelim. Bu şekilde bakın f üssü x bölü 3 oldu. Kural da bu x'ten h kadar uzaklaşıyoruz. Çünkü ortalama değişimizi fb eksi fa bölü b eksi a arkadaşlar bu eğimi veriyordu bize. Burada da işte x'ten biraz uzaklaşmışız bir nokta. Sonra x'in kendisi x artı h eksi x diye. x'ler gidiyor o yüzden aşağıda sadece h kalıyor. Dolayısıyla bu da eğer limit h sıfıra giderkense f üstü x yani f türev x demekti arkadaşlar. Bunu hatırlayın. Böylece o zaman Artık gx gördüğüm yere bakın. F üstü x yani x karenin türevini 2x. O zaman 2x bölü 3 yazabiliriz. Gx gördüğümüz yere. Gördünüz mü? Artık x'in integrali nedir? x kare bölü 2. Bir de 2 bölü 3 zaten duruyor yanında. O zaman 1 bölü 3 x kare oldu. Nereden nereye? 1'den 3'e. 9 bölü 3 3 eksi 1 bölü 3 böylece 3 kere 3 9 8 bölü 3 oldu bu sorunun da cevabı. İşte güzel bir soru. Bunu sınavda AYT'de sordular arkadaşlar. LYS'ydi tabi o zaman adı. LYS'de buna benzer gayet güzel bir soru soruldu. Size fx verip f ax artı b sorarsa ne yapabiliriz? Şimdi bu farklı bir integral. Bu farklı bir integral. Şimdi böyle bir şey verip sizden bunu isterse yapacağınız şey yine değişken dönüştürmek. Ne demek? Bakın şimdi sondan başlayacağız. 3x-1 u olsun diyeceğiz ki amacımız başlangıçtaki sorunun ilk haline döndürmek. Verilen soru kısmını Dolayısıyla 3x-1'e u diyorum her iki tarafın türevini aldığımda 3 dx u'nun türevi 1. 1 çarpı dx'ten, şey 1 çarpı du'dan du oldu. O zaman yazıyorum bakın. f u 3x-1'e u dediğim için. dx gördüğümüz yere her iki tarafı 3'e bölersek bakın böyle. du bölü 3 diyebilirim. Sonra bakın değişkenler sınırlarımız 2'ye 14 ya. Artık şunu diyeceğiz. x'e 2 verdiğimizde 3 kere 2 6 6-1'den. U5 oluyor. Sonra X'e 5 verdiğimizde pardon 14 verdiğimizde ilk durumda. Ha pardon arkadaşlar yanlış söyledik ya. Bana sorduğuna göre hareket edeceğim. Affedersiniz. Şimdi soruda sınırımız ne? Bir. O verilen kısım. Ona dikkat etmeyin pardon. Ve sorulan kısma bakıyorum. Sorulan kısımda x'e 1 verdiğimizde u ne geliyor? 3 çarpı 1 bir eksi 1'den 2. O zaman demek ki alt sınırımız arkadaşlar 2 oldu. Sonra x'e 5 verdiğimizde 3 çarpı 5 eksi 1'den 14. U'ya eşit oldu. Böyle oldu. O zaman 1 bölü 3 en dışarıda dursun. 2'den 14'e f u d u. Matematikte harflerin bir nevi önemi yok arkadaşlar. Bu ikisi de aynıysa. Ha f u d u olmuş. Ha f x d x olmuş. Hiç önemli değil. Harfi de git böyle artık geri fx dx yap. Harfin bir önemi yok sonuçta. Haliyle ne oldu o zaman burada? Soruda verilen şey oldu gördünüz mü? fx dx integral 2'den 14'e 120 idi. Yerine yazarsak bir de 1 bölü 3 var. 120 bölü 3'ten 40 geldi. Bu şekilde arkadaşlar sınırları değiştirmeye de dikkat edeceğiz. U diyeceğiz. Verilen şu içe U dedikten sonra zaten gerisi geliyor hakikaten. En baştaki verilen Denkleme dönmesi lazım arkadaşlar. Ona dönmezse bir yeri hatalı yapmışsınız demektir. Düşünürsünüz. Bu şimdi yaptığımız soruyla ilgili soru çözeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi bir konu anlatımı ile ilgili önemli yerleri bitireyim. Sonra zaten 5 sayfa konu hazırladım. Sırf burayla ilgili soru çözeceğim devamında. Şimdi bir soru vermiş bize. Eksi 2'den 0'a f üssü x dx ve eksi 1'den 4'e f üssü x dx. Dediğim gibi f üssü x dx arkadaşlar direkt integrali kendisidir. f x eksi 2'den 0'a. Bu da ne yapar? F0 f 0 eksi f eksi 2. Şimdi f bakıyoruz hemen. Fonksiyonda f 0 ne? 2. f eksi 2 ne? x eksenin kestiği için direkt 0. O zaman burası 2 geldi. Şimdi yine aynı şekilde şuna bakalım. Burası da gördüğünüz gibi yine fx. Bu sefer ama 4'te. Eksi 1'den 4'e f4 eksi f eksi 1. f4 ne? 3. f eksi 1 ne? 1. O zaman çıkarınca burası da 2 oldu. Bunların toplamı soruluyor bize. Cevabımız 4. Bir grafik sorusu gayet kolay bir şekilde yaptık arkadaşlar fonksiyon bilgisiyle. Bakalım burada ne diyor? Yan da daha doğrusu yukarıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Hemen soruda dikkatimizi çekmesi gereken şey fonksiyonun eksi 1'de bir yerel ekstremi var. Türev olabilir. Diğer taraftan f eksi 1 2. f üssü eksi 1 0 neden? Çünkü bu noktada arkadaşlar maksimum paralel bir teğet x eksenine paralelse eğimi 0'dır. Dolayısıyla türev de 0'dır. Sonra arkadaşlar f üssü 4'e de dikkat edin. Burada görmemiz gereken şey bunun 4 noktasındaki teğetin neyimi tanjant 45'ten 1 olduğu için f'in 4 f'in türevi 4 1 olmak zorunda. Bunu da ekstradan ekleyeyim. f4 nedir dersek ona bir şey diyemeyiz. Çünkü onunla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Şimdi o zaman bu bilgiler ışığında soruyu çözelim. Bir kere şimdi adım adım gidersek Eksi 1'den 4'e f'in ikinci türevi x dx. Ben ayırıyorum böyle şimdi bu soruyu. Çünkü tek hamlede yapabileceğimiz bir şey dikkatimi çekmedi en azından ilk etapta. Kolayca böyle yapalım şimdi. Bir kere f'in ikinci türevinin integrali f'in birinci türevi olur. Nasıl ki f'in birinci türevinin integrali F'se, f ise f'in ikinci türevinin integrali de f'in birinci türevi olur. Geriye doğru gidiyorum. İkinci türev, birinci türev kendisi böyle devam ederiz. Dolayısıyla f'in türevi 4 eksi f'in türevi eksi 1 oldu. F'in türevi 4 ne? Zaten söyledim onu 1. F'in türevi eksi 1 ne? Onu da Allah'tan söylemişim. 1 eksi 0. Böylece burası 1 geldi. İlk kısım bakın şurayı hallettik. Sonra gelelim buraya bakalım. Ne olacak orası? Şimdi oraya da bir yorumumuzu yapalım. F'in birinci türevi x dx ve şey f'in birinci türevi x çarpı f'in ikinci türevi x dx güzel. Burada arkadaşlar hemen f çarpı f'in türevi f'in türevi çarpı f'in ikinci türevi gibi şeylerde f'in buradaki türevine bir u derseniz ne olur? Hemen üstte göstereyim. F'in türevi x'e u dediğiniz zaman f'in ikinci türevi yani türevini aldığınız zaman ikinci türevdir. dx eşittir du olur. Haliyle burası da du olacağı için U d U'nun integrali de ne yapar? U kare bölü 2 yapar. O zaman U dediğimizde F üssü X olduğu için haliyle cevabı F üssü X kare bölü 2 olacak. Artık orada da yine 4'ten eksi 1'e. O zaman F türev 4'ün karesi bölü 2 eksi F türev eksi 1 kare Bölü 2. F türev 4 zaten 1'di. 1'in karesi 1 bölü 2. Bu da 0'dı. Oradan da 1 bölü 2 geldi. Birisini 1 bir bulduk. Birini 1 bir bölü 2 bulduk. Bunların toplamı sorulduğu için bize toplamda da o zaman cevabımız 3 bölü 2 olmuş oldu. Bu şekilde grafikli bir soru. İyi bir soruydu arkadaşlar bu da. Map sorusu. Burada en önemli nokta soruda dediğim gibi şu f'in türevi x çarpı f'in ikinci türevi x'te birine u deyip diğerinin du olduğunu görmeniz. Sonra integrali kolay bir şekilde alıyoruz. Evet bakalım. Bir doğrusal fonksiyon var. f üstü 3 x dx 9 eksi 2'den 4'e olduğuna göre m değerini bulunuz demiş bize. Şimdi arkadaşlar yine soruda verilen kısma dikkat ederseniz fx diye bir şey verilmiş ama f üssü 3x sorulmuş. O zaman hiç üşenmeden 3x'e u diyeceğiz. Böylece 3 dx eşittir du olur. Haliyle o zaman dx eşittir du bölü 3'tür. Hemen sınırları da müdahale edelim. Orayı da ayarlayalım. x'e eksi 2 verince u ne oluyor? Eksi 6. x'e 4 verince U ne oluyor? 12. O zaman eksi 6'dan 12'ye F üssü U DU bölü 3 eşittir. 9. Her iki tarafı 3 ile çarparsak eksi 6'dan 12'ye F üssü U DU 27 olur. Buradan da artık yazalım. F üssü U DU ne demek arkadaşlar? Tabii ki F U Nereden nereye? Eksi 6'dan 12'ye. Bu da f12 f 12 eksi f eksi 6 eşittir 27 yapar. Çok önemli bir şey söyleyeceğim burada size arkadaşlar. Şimdi f12 eksi f eksi 6 27 olduğuna göre değişim hızı formülümüzü hatırladınız mı? Yani eğimi fb eksi fa bölü b eksi a bize eğimi yani değişim hızını veriyordu. O zaman bu doğrunun eğimi için f12 eksi f 6 bölü 12 eksi 6 yaparsak yani her iki tarafı böyle bölersek ne oluyor? F12 eksi f 6 27 ise her iki tarafı da 18'e bölüyorum. Çünkü birinin apsisi 12 birinin apsisi eksi 6 manasında arkadaşlar. Böylece daha doğrusu birinin x'i 12 birinin x'i 6. Farkların alınca 18 oldu. Demek ki bu doğrunun eğimi arkadaşlar neymiş? 27 bölü 18'den 3 bölü 2'ymiş. Haliyle bu da şu demek. Tanjant alfası 3 bölü 2 demek. E zaten burada m var. Daha doğrusu m olduğu için uzunluğu eksi m olur. Haliyle eksi m bölü 2 3 bölü 2 olduğundan m eksi 3 gelir. Bak bu şekilde değişimizi yani eğim mantığıyla buldum. Ama burada şunu diyenler olabilir. Hocam ya o ne öyle ben anlamadım o kısmı. O zaman şunu yapacaksınız. Anlayanlar hemen böyle diğer soruya geçsin. Ama anlamayanlar lütfen o zaman sabırla şu yapacağım işlemi izlesinler. Şimdi bakın biz burada f12 eksi f 6'yı 27 bulduk ya. O zaman doğrusal bir fonksiyonun özelliği nedir? ax artı b olmasıdır. Adım adım gidelim. Birincisi f2 sıfır olduğuna göre F2 eşittir 2A artı B sıfır olur. Buradan A ve B'ye yorum yaparız birazdan. Sonra F12 yani 12A artı B eksi. F-6 yani eksi 6A artı B farkları 27. Buradan da B'ler gider 18A 27. A 3 bölü 2 olur. A 3 bölü 2 ise 2A eşittir eksi B olduğundan B'de ne geliyor? Bakın eksi 3. Demek ki bu fonksiyon Fx eşittir 3 bölü 2x eksi 3'müş. M ne demek? X apsisi 0 yani x'i 0 ordinatı m demek. O zaman buradan da m yine ne geldi bakın? Eksi 3. Bu da doğru analitiği daha doğrusu doğrusal fonksiyonun yorumuyla yapacağımız bir çözüm oldu. Diğerini ben tercih ederim ama buradan da görmüş olun gerçekten nereden olduğunu anlamış olun haliyle. Bu şekilde güzel bir soruydu. Devam ediyoruz. Hatta şöyle yapayım arkadaşlar. Bir 20 dakika olmuş zaten yaklaşık 25 dakika. Şimdi ben belirli integralin özelliklerini de diğer videoda anlatayım. Çünkü işimiz uzun. Bu kısmı böyle bitirmiş olalım. Belirli integrallerin özelliğiyle devam edip ondan sonra soru çözümüne geçeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.